Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi önceki dönem eş genel başkanlarımızdan sevgili Selahattin Demirtaş'la ilgili çok önemli olduğuna inandığımız bir karar verdi. Kararda sevgili Selahattin Demirtaş'ın derhal ve gecikmeksizin serbest bırakılması gerektiği vurgulanıyor. Esasen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararların gereğinin nasıl yerine getirileceğini bu kadar açık ve seçik belirtmez. Fakat bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tıpkı Rusya gibi, tıpkı Azerbaycan gibi mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmekte direniyor. Bu yüzden bir süredir Türkiye ile ilgili olarak verilen kararlarda da kararların gereğinin nasıl yerine getirileceği açık ve seçik biçimde belirtiliyor. Tek başına bu durum bile Türkiye'deki hukuk sisteminin geldiği noktayı göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnektir diye düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi Kasım 2018'de verdiği kararda da sevgili Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğun devamı yönündeki kararların sözleşmeye aykırı olduğu yönündeydi. Fakat ilk andan itibaren tutuklanması sözleşmeye aykırı bulunmamıştı. Fakat bugün Büyük Daire verdiği bu kararla sevgili Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının ilk andan itibaren sözleşmeye aykırı olduğu yönünde bir hüküm içeriyor. Dolayısıyla sevgili Selahattin Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'da gözaltına alındığı tarihten itibaren tutuklukta geçen bütün süresiyle bütün süreci Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiş olmaktadır. Kararda Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını gerektiren bir suç işlediğine dair hakkında şüphe duyulmasına sebep olacak makul, inandırıcı herhangi bir delil olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla sevgili Selahattin Demirtaş'ın esasen yalnız serbest bırakılması ve tahliye edilmesi değil, nihai olarak beraat ettirilmesi de gerekir. Başta da söyledim, bu karar yalnız sevgili Selahattin Demirtaş açısından değil, Türkiye'deki siyasal yaşam açısından da önemli sonuçlar içerecek bir karardır. Çünkü kararda milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç özü itibariyle sözleşmeye aykırı bulunmaktadır. Yine kararda yalnız milletvekillerinin değil, belediye başkanlarının, partimizin üye ve yöneticilerinin örgüt üyesi yürüttükleri siyasal çalışmalar, konuşmalar nedeniyle örgüt üyeliğiyle suçlanması da özü itibariyle sözleşmeye aykırı bulunmaktadır. Yine kararda Demokratik Toplum Kongresi'nde yaptığı bir konuşma tutuklama gerekçesi yapıldığı için buna ilişkin bir değerlendirme içermektedir. Ve burada açık, şeffaf ve demokratik sınırlar içerisinde yürütülen çalışmaların da özü itibariyle tutuklama gerekçesi yapılamayacağı, bunun demokratik toplumun bir parçası olduğu vurgulanmaktadır. Sonuç olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin bu kararı Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından bir anahtar rol oynayabilir. Adalet Bakanlığı bir süredir yargı reformu turları atmaktadır. Eğer Adalet Bakanlığı gerçekten samimi ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararlarının gereğini yerine getirerek yargı reformu konusunda önemli bir adım atabilir. Bunun için öncelikle ve gecikmeksizin derhal Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır.